Irak'ta bomba yüklü araç kalabalığın arasında böyle patlatıldı. Orayı. Başkent Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı yine kalabalık gösterilerden birine ev sahipliği yapıyordu. Akşam saatlerinde kalabalığın arasında park halindeki bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Orayı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamanın sesi başkentin birçok noktasından da duyuldu. Irak'ta 1 Ekim'de başlayan yolsuzluk karşıtı gösteriler devam ediyor. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi'nin yayımladığı rapora göre 1,5 aylık sürede 319 kişi yaşamını yitirirken 15 bin kişi de yaralandı. Eylemciler son olarak Basra eyaletinde Umm Qasr limanına giden tüm yolları kapattı ve yük taşıyan tırların limana ulaşmasına izin vermedi. Irak'ın en önemli gümrük kapılarından biri olan Umm Qasr limanı gösteriler nedeniyle bir süre önce de kapatılmıştı. Irak hükümeti askeri sözcüsü Abdülkerim Halef, 1 Ekim'de başlayan gösterilerin Irak'a faturasının 6 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.